Eğer şu anda seçmek zorunda olsaydınız kaç yaşına kadar yaşamak isterdiniz? 90 yıl, 120 yıl, 150 yıl veya daha uzun. Ve o yaşa geldiğinizde fikrinizi değiştireceğinizi düşünür müydünüz? bin yıl önce insanların büyük bir kısmı çok gençken ölüyordu. Etrafımızdaki şeyleri kendimizi iyileştirmek için kullanmayı öğrendikçe yaşam süremiz uzadı ve daha iyiye gitti. Bugün insanlar daha önceki yıllara nazaran daha uzun ve sağlıklı yaşıyor. Ancak bunun öngörülmemiş bir sorunu var. Hayatımızın giderek artan bir bölümünü hasta ve bakıma muhtaç bir biçimde yaşıyoruz. Çoğumuz muhtemelen hastane yatağında öleceğiz. Aynı zamanda sevdiklerimizin de böyle ölümüne şahit olmak zorundayız. Ancak belki bunu sonsuza kadar durdurabiliriz. Bir hastalığı tedavi etmenin en etkili yolu ona neden olanları önlemektir. 1 milyon insanı sigarayı bıraktırmak, daha iyi kemoterapi yöntemleri geliştirmekten çok daha fazla insan hayatını kurtarır. Öyleyse neden bütün hastalıkların sebebini durdurmayasınız? Mesela yaşlanma süreci. Yaşlanma dediğimiz şey fizikten kaynaklanır, biyolojiden değil. Arabaları düşünün. Sürtünmeler ve aşınmalardan dolayı parçaları bozulur, metal kısımları paslanır, plastikleri çatlar ve daha bir sürü sorun. Bedenlerimiz de tıpkı arabalarda olduğu gibi birçok fiziksel süreçle hatta trilyonlarca kez aşınmış durumda. Vücutlarımızda bu hasarları tamir etmek için bir sürü mekanizma vardır. Ancak bu mekanizmalar zamanla daha az etkili hale gelirler. Böylece kemik ve kaslarımız zayıflar, derimiz büzüşür, bağışıklık sistemimiz zayıflar, hafızamızı kaybederiz ve duyularımız azalır. Yaşlılıktan ölmek diye bir şey yok, hepimiz öleceğiz. Çünkü vücudumuzdaki önemli parçalar mutlaka bozulacaktır. Yaşlandıkça daha hasarlı ve kırılgan oluruz. Ve ta ki bir veya birden fazla hastalık kapana ve bizi öldürene kadar. Çoğumuz tarafından fark edilmeyen uzun ömür araştırması son birkaç yıldır benzeri görülmemiş ilerlemeler kaydetti. İlk kez yaşlanmanın arkasındaki mekanizmaları ve onlara nasıl müdahale edebileceğimizi anlamaya başlıyoruz. Yaşlılık mistik veya kaçınılmaz bir şey değildir ve onu durdurabiliriz veya geciktirebiliriz. Ancak öncelikle şöyle bir sorun var. Eğer yapabilseydik yaşlanmayı durdurmalı mıydık? Bu iyi bir fikir olur muydu? Yaşlılığı durdurmak ya da ömrü uzatmak pek çok insanı rahatsız eder. Biz doğarız, büyürüz, yaşlanırız ve sonunda ölürüz. Bu gerçek anlamda insanlık tarihinin tamamında doğal olarak böyleydi. Biz yaşlı olacak kadar uzun yaşama fikrine sevinir ve hatta bunları doğum günü adı altında kutlarız. Ancak işin gerçeği şudur. Herkes yaşlanmak ister ancak kimse yaşlı olmak istemez. Mesela Yunan mitolojisindeki Titanus efsanesini düşünün. Titanus, tanrıça Eos'un sevgilisiydi. Eos, Zeus'a ona sonsuz yaşam vermesi için yalvardı ki sonsuza kadar birlikte yaşayabilsinler. Ancak Titanus sonsuz yaşamı isterken sonsuz bir gençlik istemeyi unuttu ve Titanus'a sonsuz yaşam verildi. Ancak Titanus kazandığı sonsuz hayatında yaşlanmaya sürekli devam etti. Birkaç yüzyıl sonra bir üzüm tanesi boyutuna gelinceye kadar küçüldü ve acımasız bir şekilde sonsuza kadar bu şekilde devam etti. Binlerce yıl önce bile insanlar zaten hiç bitmeyen yaşlılıktan korkuyordu. Ancak yaşlanmayı durdurmak sürekli olarak güçsüzleşmek anlamına gelmiyor. Eğer çok yaşlı olursanız iş işten geçer. 90 yaşındaki birinin yaşlanması dursa bile zaten 1-2 yıl içerisinde ölür. Çünkü vücudunun iç mekanizması çoktan fazlasıyla hasar görmüştür. Vücuduna bir hastalığın saldırması için çok fazla açığı vardır. Bunun yerine ömrü uzatma, hastalıklarla beraber belli bir üst yaşı bitirmeyi amaçlarız. Hayatımızı ne kadar uzatabiliriz bilmiyoruz. Belki tüm insanları şu anda maksimum yaş kabul edilen 120 yaşına kadar sağlıklı yapabiliriz. Ya da belki de biyolojik yaşlanma ve hastalıkları sonsuza dek durdurabiliriz. Hiç kimse bu noktada ne yapabiliriz bilmiyor. Eğer başarabilsek bile bunu yapmalı mıyız? Tüm imkanlar oluşsa bile yaşlanmayı durdurmalı mıyız? Aslında ömrü uzatmaya çalışmak tıbbın bir başka adıdır. Doktorların yapmaya çalıştığı tek şey özetle ömrü uzatmak ve acıyı en alt seviyeye indirmektir. Sağlık giderlerinin büyük bir kısmı yaşlılığın sebebiyet verdiği şeylere harcanıyor. Hayatınız boyunca harcayacağınız sağlık masraflarının neredeyse yarısını yaşlılık döneminizde harcayacaksınız. Bir diğer üçte biri de orta yaşlarınızda harcanacak.
Biz zaten şu anki tıbbımızla ömrümüzü uzatmaya çalışıyoruz ancak bunu çok küçük etkilerle başarabiliyoruz. Yaşlılığı durdurmaya çalışmak, kalp nakli yapmak, kansere karşı kemoterapi uygulamak ya da antibiyotik ve aşı kullanmaktan çok farklı değil. Zaten insanların yaptığı hiçbir şey artık tamamen doğal değil. Ve bu şekilde sahip olabileceğimiz en kaliteli yaşamı sürmeye çalışıyoruz. Şu anda yaptığımız şey tam olarak iş işten geçene kadar makinenin bozulmasını beklemek ve sonrasında makine daha da bozulmaya devam ederken kalan hayatımızın çoğuyla onu tamir etmeye çalışmak. Ancak ömrü uzatmak düşüncesi insana hala kibirli geliyor. Aksine insanların büyük çoğunluğu bunun için çabalasa bile. Çoğu insan istedikleri bir yaşta ölmek isteyeceklerini düşünüyor. Çoğu insan içinse ölümü tamamen atlatmak bayağı rahatsız edici. Biyolojik yaşlanmayı durdurmak ölümün önüne hiçbir şekilde geçmez. Bunu siz dışarıda oynarken annenizin sizi içeri çağırması gibi düşünün. Siz sadece daha çok oynamak, uyumadan önce gün batımında biraz daha eğlenmek istiyordunuz. Buradaki oynama isteği dışarıda sonsuza kadar oynamak değil, sadece yorgun hissedene kadar birazcık daha oynamak gibi düşünün. İçinde hastalık olmayan, sizin ve sevdiklerinizin 100 veya 200 yıl sağlıklı yaşayabildiği bir dünya hayal edin. Bu bizi nasıl değiştirirdi? İçinde daha uzun bulunacağımız için dünyamıza daha iyi bakar mıydık? Eğer 150 yıl çalışabilseydik hangi konuda daha iyi olduğumuzu anlamak ne kadar sürerdi? Ne kadar fazla zamanımız bir şeyleri öğrenerek geçerdi? Şu anda çoğumuzun yaşadığı ağır stres ve baskı iyileşir miydi yoksa daha mı kötüye giderdi? İstediğiniz bir yaşa kadar yaşayabilme seçeneğiniz olsa bile bunun bir sonu olduğu düşüncesi kafanızda hep var olacaktı. Yani içimizi kemiren bir duygu hep var. O da beyninize fısıldayan ölümün kendisidir. Yani ne yaparsak yapalım, teknolojimiz ne kadar gelişirse gelişsin, ömrümüzü ne kadar uzatabilirsek uzatalım, değişmeyecek bir gerçek var. Her canlı ölümü tadacaktır. Her hafta yayınladığım yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Furkan Kandemir.